şehirler Kerbela olmasın. Yani bunu sık sık paylaşıyorum. İşte koca bir deryanın kenarında, koskoca Akdeniz'in kıyısında arılar başta olmak üzere köpekler, kediler, nice hayvan hayvanat susuz, tuzlu su içilmiyor. Duş alınan yerlerde biriken tatlı suya böcekler konuyor, arılar konuyor içmek için. Öyle hamile, hasta, aç, yavru, yaşlı hayvanlar görüyorum ki tatlı suyu, içecek suyu buldukları zaman büyük bir iştahla içiyorlar. Niçin? Susamışlar. İyilik yapacaksanız en azından önce güler yüzle, sermayesi yok. Güler yüz, güler yüz, müminin mümine gülen yüzü sadaka. Ki bütün insanlığa da öyledir. Mümin insan ayıramaz bu hususta. Dünyanın yerlisidir ve yaşadığı zamanı da zemini de zatına benzetir. Bir de Kerbela utancından başta bütün müminlerin olmak üzere ki mahcubiyetini, üzüntüsünü duyarlar, yasını tutarlar. Tüm insanların payı vardır. En evvela bunu kabul etmek. Sonra her yer Kerbela diye paylaşım yaptığımda da alınanlar oluyor. İşte hepimiz Yezid adayıyız, Yezidleşiyoruz dediğimde kızanlar oluyor. Siyaset zannediyorlar, hamaset zannediyorlar ama acı bir hakikattir. 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya tatil yerlerinde sular satılıyor. Market fiyatının 2 katı, 5 katı, 10 katı. 10 lira ortalamada bir tatil yerinde tuvaletin fiyatı. 10 liraya su iç, 10 liraya da abdestini boz. Yaşanır mı böyle? Zaten krizler, ekonomik krizler, peşine siyasi krizler, peşine psikolojik sıkıntılar. Dünyayı Kerbela'dan beter hale getiriyoruz. Yapmamak lazım. Buna alet olmamak lazım. Genç kardeşlerimden rica ediyorum. Su verme alışkanlığına sevabını erken alışın lütfen. Eyvallah, hürmetle.